Sağlık personelinin sesi. 112'nin sesi. Can kurtarmak bir aşktır. Aşka dair her şey 112 Acil FM'de. Merhabalar değerli 112 Acil FM izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 112 Acil FM'in katkılarıyla hazırladığımız bu videoda nasıl ambulans şoförü olunur sorusunun cevabını alacaksınız. Ambulans şoförlüğünün tanımını, 112 Acil'de ambulans şoförlüğü, özel ambulanslarda ambulans şoförlüğü ve maaşları, gereken belgeler ve şartlar neler, bu konular hakkında bu video sonunda bilgi sahibi olmuş olacaksınız. 112 Acil Yardım Hizmetlerinde olan ambulans şoförlüğü, yaralı ve hasta kişilerin sağlık kuruluşlarına en kısa sürede taşınması amacıyla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla faaliyet yürüten bir iş koludur. 112 Acil'de devlet memurluğu çatısı altında ambulans şoförü olarak çalışmak istiyorsanız en az Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü ya da ön lisans paramedik bölümünden mezun olmanız gerekir. 657 sözleşmeli ya da bazı dönemlerde yapılan taşeron alımlar ile sürücü olarak 112 Acil'de çalışabilirsiniz. Taşeron alımları merak eden arkadaşlar var ise eğer hepimiz 112 Acil efendim net üzerinden bakabilirsiniz. Ancak net tarihleri yok. Genelde seçim öncesi verilen vaatler üzerine taşeronlar alınmakta. Az olan ise 657 ya da sözleşmeli alımlar ile olmaktır. Onda da sağlık personeli olarak atanıp görevlendirme ile sürücülük yapılabilir. Maaşlarını merak eden arkadaşlar var ise eğer sağlık memurları ile aynı ortalama ücret almaktalardır. Yaklaşık 4000 ile 5000 TL arası. Mesaiye göre değişmektedir. Peki sadece devlet memuru olarak mı ambulans şoförlüğü yapabilirsiniz? Birçok özel ambulans ve hastanelerde acil ve nakil ambulans, yani kırmızı şerit ya da mavi şerit ambulans hizmeti verilmektedir ve ambulans şoförü alımları yapılmaktadır. Ancak 112 acildeki birçok şart özel ambulanslarda istenmemektedir. Eğer sağlıkçı değil ve ambulans şoförlüğü hayaliniz var ise eğer özelde şansınızı deneyebilirsiniz. Özel sektörde ambulans şoförü olarak çalışmak isterseniz maaşları ise ortalama 2500 ile yani asgari ücret ile 4000 arası değişmektedir. KPSS ile ambulans şoförü alımlarında diğer ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olanların da başvuru yapabilme imkanı bulunmakla birlikte acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olmak ambulans şoförlüğü için ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Sonuç olarak ambulans şoförü olmak için gerekenler 2019 yılında kamu ve özel sektörde alım yapılacak olan yere göre değişmekle birlikte en az lise mezunu olma, en az B sınıfı sürücü ehliyeti, ilk yardım sertifikası, Sağlık Bakanlığı psikolojik analiz testleri, ileri sürüş tekniği konusunda sertifika sahibi olma, ileri sürüş teknikleri ve psikolojik testlerden başarı sağladığına dair belgeler, acil durumlarda müdahale konusunda bilgi sahibi olduğuna dair acil yardım ve ilk yardım sertifikası, acil tıp teknisyenliği ön lisans bölümü, diploması veya sağlık meslek liselerinden alınmış lise diploması. Özel firmalarda ise normal öğrenimimizi isteyebilirler. İlla sağlık personeli durumu yok. 112 acilde ayrıyeten ambulans sürüş teknikleri sınavı ile ambulans şoförü olmak isteyen kimseler bir takım uygulamayı ve teorik eğitimlere tabi tutulmakta. Bu eğitimleri tamamlayan kimseler ambulans şoförü olma hakkına sahip olmaktadırlar. Ve benzeri temel bir takım belgelere sahip olunması istenmekte. Yapılacak uygulamalı veya teorik sınavlar çerçevesinde ambulans şoförlüğü konusunda kişinin yetkin olup olmadığı kontrol edilerek ambulans şoförlüğü alımları yapılmaktadır.